Sevgili arkadaşlar, Atatürk Ülkeleri ve İnkılap Tarihi vize videomuza hoş geldiniz. Buradaki sorular size İnkılap Tarihi'nin sıkıcılığından kurtaracak ve dersi geçmenize olanak sağlayacaktır. Bizi takipte kalınız lütfen. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, Atatürk İnkileri ve İnkılap Tarihi 1, 2019 ünite 1, 2 vize sorularını çözmeye başlayacağız burada. Evet, soruyu okuyorum. Atatürk Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine milletin en yüksek uygar gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymuş olmaktır. Sözüyle aşağıdakilerden hangisini tanımlar? İnkılap yani devrim seçeneği doğru seçenektir arkadaşlar. Bir devletin mevcut siyasal yapısını, iktidar düzenini ortadan kaldırmak için bu konuda hukuk kurallarına başvurmaksızın zor kullanarak yapılan geniş halk hareketi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? İhtilal cevabımız doğru seçenektir. C şıkkı arkadaşlar. Türk İnkılabı'nın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Cevabımız çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak yani muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktır. D şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü dünya görüşünün temelini oluşturur? Akılcılık ve bilim cevabı doğru seçenek E şıkkıdır arkadaşlar. Türk İnkılabı'nın aksiyon safhası hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir? 1919-1923 arasındadır arkadaşlar. A şıkkıdır. Aşağıdaki kavramlardan hangisi gelişmeyi tedrici olarak yani yavaş yavaş çağrıştırır? Tekamül kelimesi doğru seçenek C'dir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş dünyayı ve bu ölçütlerde yaşamayı ifade eder? Çağdaşlık ifadesi doğru seçenektir. D şıkkıdır arkadaşlar. Kavram olarak toplum içinde belirli bir grubun veya herhangi bir teşkilatın sınırlı amaç ve hedefini gerçekleştirmek üzere devlete karşı baş kaldırma hareketi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? İsyan kavramı doğru seçenektir. D şıkkıdır arkadaşlar. Nokta nokta nokta. Bir devletin ve ya da ulusun başka bir devleti veya devletleri siyasi ve ekonomik açıdan egemenliği altına alıp yayılması olarak tanımlanır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Emperyalizm, emperyalist ülkelerin uyguladığı bir sistemdir. Emperyalizm A şıkkıdır. Azınlık iktidarına dayalı küçük bir grubun iktidarda olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Oligarşi seçeneği doğru seçenektir. D şıkkıdır arkadaşlar. 11. soruya geldik. Birinci sınıflar arası mücadelenin yaşanmasına, bir, iki, zenginlik kaynağının değişmesine, üç, milli bilincin oluşmasına, coğrafi keşifler sonunda ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşip soyluların topraklarını ele geçirerek büyük güç kazanması yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine neden olmuştur? 1, 2, 3. seçenekler doğru seçenektir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir? Akdeniz'in ticaret merkezi durumuna gelmesi doğru seçenektir. D şıkkı. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde duraklamanın iç nedenlerinden biri değildir? Merkezi idarenin güçlenmesi.
Doğru seçenek C'dir. 14. soru. 1. Avrupa'da sınırların değişmesi, bağımsızlık savaşlarının artması, mutlakiyetçi yöntemlerin gücünün azalması, Fransız İhtilali sonunda milliyetçilik prensibi siyasi bir karakter kazanarak çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili olmuştur. Bu durumun sonucunda yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir? 1, 2, 3 doğru seçenek E şıkkıdır. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabı ile elle üretimden makineli üretime geçilmesinin sonuçlarından biri değildir? Dikkatli dinleyin, değildir diyor. Cevabımız mutlak monarşilerin güçlenmesi. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hazırlayan dış sebeplerden biri değildir? Toprak sisteminin bozulması. Doğru seçenek B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ulema sınıfının hizmet alanını ifade eder? Cevabımız yargı, eğitim, öğretim ve dini hizmetleri. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketlerinin sonuçlarından biri değildir? Uzun yıllar sürecek mezhep tartışmaları ortaya çıktı. Cevabımız B'dir. Pardon, A şıkkıdır. 19. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde padişahtan sonra devleti yöneten bir mekanizma vardı. Bu mekanizma bugünkü kabine sistemine benzetilebilir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde bu mekanizmaya verilen isimdir? Divan-ı Hümayun doğru seçenek C şıkkı arkadaşlar. Lügat manası mektup olup bu tabir Osmanlı Devleti'nde herhangi bir göreve, hizmete, tayin veya maaşa tahsisi yahut ya da unvan ve nişan verilmesi, bir muafiyet veya imtiyaz verilmesi dolayısıyla hazırlanan fermanlar için kullanılmıştır şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız berat ifadesi. Atatürk Hikayeleri ve İnkılap Tarihi 2019 ünite 3-4 vize sorularını cevaplamaya başlıyoruz. Birinci soru. Osmanlı Devleti'nde matbaa Müslümanlarca ilk defa hangi dönemde kullanılmıştır? Cevabımız Lale Devri. Yurt dışında daimi elçilikler ilk defa hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır? Cevabımız D şıkkı 3. Selim'dir arkadaşlar. Ayanlarla senedi ittifak adı verilen sözleşmeyi imzalayan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? 2. Mahmut C şıkkıdır arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil siyasi gazetelerin çıkmasına ilk defa hangi dönemde izin verilmiştir? Tanzimat dönemi D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı vatandaşlarından sadece gayrimüslim olanlara yönelik hukuki haklar getirmiştir? Islahat Fermanı B şıkkıdır. 6. soru. 1. Bu dönemin ünlü satrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. 2. İlk defa yurt dışına elçiler gönderilmiştir. 3. Patronu Halil İhsani ile sona ermiştir. Osmanlı Devleti'nin Lale Devri 1718-1730 ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1, 2, 3 doğru seçenektir arkadaşlar. D, E şıkkıdır doğru seçenek. 1. Tazimat Fermanı, 1. Tazimat Fermanı, 2. Islahat Fermanı, 3. Duyun-ı Umumiye Kuruluşu, Osmanlı Devleti yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileriyle dağılma sürecini engellemeye çalışmıştır? Cevabımız 1 ve 2. Tazminat-ı Fermanı ve Islahat Fermanı ile. 1. Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kurulması, 2. Daimi elçiliklerin açılması, 3. Kara Mühendishanesi'nin kurulması. Yukarıdaki yenilikler hangi Osmanlı padişahı döneminde yapılmıştır?
Üçüncü Selim B şıkkı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut dönemi ile ilgili değildir? Mecelle ifadesi doğru seçenek B şıkkıdır. 2. Abdülhamit döneminde devletin resmi ideolojisi olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? İslamcılık doğru seçenek C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi 2. Meşruiyet'in ilan edilmesinde yetkin rol oynamıştır? İttihat ve Terakki Cemiyeti. E şıkkı. Mustafa Kemal Paşa'nın Şam'da 2. Abdülhamit yönetimine karşı kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinde İslamcılık görüşü daha etkili olmuştur? 2. Abdülhamit döneminde. Zaten bir önceki sorularda İslamcılık Abdülhamit döneminde başlamıştır. 14. soru. Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin amacı çağı yakalamak, yenilikleri izlemektir? Batıcılık ifadesi doğru seçenek E şıkkıdır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Osmancılık ve İslamcılık gibi fikir akımları etkilerini yitirdikten sonra güç kazanan yeni akım aşağıdakilerden hangisidir? Türkçülük akımı doğru seçenektir. D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi 19. yıl sonları ve 20. yıl başlarında Osmanlı Devleti'nde görülen fikir hareketlerinden biri değildir? Sömürgecilik A seçeneği doğru seçenektir. Aşağıdakilerden hangisi İslamcılık fikrini savunan fikir adamlarından biri değildir? Gaspıralı İsmail. Doğru seçenek B'dir. İkinci Meşruiyet'in ilanını hızlandıran en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Cevabımız Reval görüşmeleri. Derviş Vahdettin tarafından kurulan ve 31 Mart isyanının çıkmasında etkili olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? İttihat-ı Muhammed-i Cemiyeti. Evet arkadaşlar, bu videomuz burada sona ermiştir. Başka bir videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.